Güzel yüzüm, o kötü bir gelenek. Yani genç kız dedim mi, işte ailesi, abisi gelir döver. Babası, ben bazı yerlerde, bazı kişiler için söylüyorum, öldürmekle tehdit eder. Annesi gelir kafasına taba vurur, bilmem ne yapar. Elini yüzünü yırtmaya kalkar. Abisi suratına asit atmaya kalkar, suratını doğramaya kalkar. Potansiyel namussuzluk yapacak birisi olarak görülür. İşte dışarıya çıktığında ete biraz kısa olsa zorun ne, niye bunu yapıyorsun, kime yönelik bu yaptığın. İşte gözünü makyaj yapsa amacın ne senin? Yani dolayısıyla böyle ezim ezim ezme kafası oluyor. İşte kaynana zaten ezer diye bilinir. Bak, annesi ayrı eziyor. Bir de yeni bir kaynana diyor. Kaynanan ilgili de biliyorsunuz bin bir türlü şarkılar, türküler var. Sözler var, romanlar var. Kaynana deyince sadist böyle acımasız insan akla geliyor. Bazı kaynanalar için bu doğru hakikaten. Dolayısıyla yani genç kızlara Deccaliye ta eskiden kafasını takmış. Bu mübarek taifeyi hep baskı altına almışlar. Kadınlar adeta böyle kıldan ince, kılıçtan keskin bir ip üstünde yürümeye mecbur olmuş çocuklar. Hep tarih boyunca. Mesela Hindistan'da adam ölüyor. Adam cesedini yakıyorlar. Karısı da orada diyor ki, adam cesedini yakarken hazır sen de oradasın. Gel sen de yakalım beraber diyorlar. Adamla beraber canlı canlı kadını da yakıyorlar. Ya diyor, kocan ölmüş, senin burada ne işin var diyor. Beraber ikinizi birlikte yakalım diyor. Canlı canlı kadını da yakıyorlar. Yani akıl almaz bir zulüm sistemi hep devam etmiş. Güney Amerika'daki falan o eski kaya kabartmalarına bakıyoruz, yazılara bakıyoruz. Hep kadınları kesip kuyulardan aşağı atmak, canlı canlı kadınları kuyulara atmak, kadın kurban etmek. Böyle bir delice bir mantık. Benim güzel yüzüm, ben bir daha dinleyeyim. Genç kızları aileleri neden baskı altına alıyor? Güzel yüzüm, senin o güzel yüzüne bir bakayım önce ben yakından. Yani kelimenin tam anlamıyla çok güzel kızsın. Alın, kaş, göz, burun, dudaklar, her şeyin çok güzel. Çenen, elmacık kemiklerinin çıkıklığı, saçların. Bir de yüzünde çok temiz, böyle masum, nezih bir ifade var. Yani böyle güvenilir, efendi bir kız olduğunu anlaşılıyor. Benim canımı ben bir daha dinleyeyim. Genç kızları aileleri neden baskı altına alıyor? Bu bir tek dünyada, Türkiye'de değil. Yani her yerde var. Birçok ülkede var. Ama Orta Doğu'da en şiddet Orta Doğu'dadır. En şiddet Orta Doğu'dadır. Bir gelenektir bu. Mesela kız diyor, gelinlikle çıkar, tabutla döner. Yani çok korkunç bir ifade yani. Bu o kadar korkunç ki anlamı yani. Adam evliyse ya boşanarak dönmesinin bir konu olmaz diyor. Eğer boşanırsa zaten öldürürsün, tabutuyla gönderirsin. O anlama geliyor. Ya dehşet verici. Ya çok korkunç, zalimce ve deccalce bir inanç yani. Çok korkunç bir inanç. Dehşet verici yani. Gelinliğinden çıkar. Efendim, elbisesinden gelir. Kıyafetinden gelir. Ne demek yani? Niye tabutla gelsin ya? Mantığa bak yani. Çok münasebetsiz bir insan. Dolayısıyla mesela diyorum ya, küçük kardeş oluyor mesela 10-12 yaşında ufaklık. O bile yumruk atmaya kalkıyor ablasına. Böyle kabadayılık yapıyor. Nereye gidiyorsun abiye, memle falan kapıda. Dayısı ayrı bela oluyor. Annesi mesela dayısıyla da korkutuyor. Amcaları ayrı bela oluyor. Yeğenleri ayrı başına bela oluyor. Nereye gidiyorsun kız, bilmem ne sokakta. Ne işin var senin burada falan. Hep potansiyel tehlikeymiş gibi gösteriyorlar.
bu Orta Doğu'daki eğitim sisteminin bozukluğundan diyor. Yani gelenekçi Ortodoks İslam anlayışı ve Darwinist materyalist inancın ikisinin meydana getirdiği makas. Bu makas sisteminde kadınlar hep biçiliyorlar. Darwinizmi, materyalizmi yıktık elhamdülillah. Gelenekçi Ortodoks sistemin bütün açmazlarını, çirkin yönlerini de herkese açıkladık. Şu an dikkat edersin bir ölüm sessizliği var. Çıtları çıkmıyor. Çünkü haklıyız. Mesela çok koyu radikal bir grup, isim vermeyeceğim hatta bu saldırgan var. Onların içinden birkaç kişiyle görüştüm. Ya adam haklı diyorlarmış. Yani ne dersek diyelim adam haklı diyorlarmış. Doğru, kaynak vererek anlatıyorum. Mesela Mustafa Karataş Hoca var biliyorsun, profesör. Evet. Genç kız diyor ki çok şiddetli darbe uğradığını anlatıyor. Hatta çocuğunu düşürüyor darbın şiddetinden. Ya ölümcül bir tehlike almış ya, bu ağır kanama meydana getiriyor. O yüzden annesinin evine gittiğini, annesine sığındığını, yani kurtulmak için yol aradığını, dövülmekten bıktığını söylüyor. Olur mu diyor, diyor. Çok yanlış yapıyorsun diyor. Annen seni evden kovsun. Hiçbir şekilde bir daha seni sokmasın eve. Adam diyor sopaya devam etsin diyor özetle. Yani yapabilir. Kol kırılır, yen içinde kalır diyor. Olur mu öyle şey diyor. E peki Mustafa Kara, seni karın dövse öyle odunla. Bağıra bağıra ağlarsın. Ve ananın evine kaçarak gidecek. Değil mi? Kapıyı da kilitlersin içeriden. Hıçkır hıçkırı da ağlarsın. Anne beni oraya gönderme dersin. Tabii. Ve bir daha da asla eve gelmezsin. Hayır, yanlışsa yanlış de bak. Mesela de ki hayır de, mesela karından sopa yediğinde, değil mi, karın seni dövse budunla, kaçmayacağını söyle bana. Ya hayır ben kaçmam de ya. Hıçkırarak ağlayarak kaçarsın. Ve kapıyı da içeriden kilitlersin, annenin evine kaçarsın. O zaman genç kız da kaçınca bu normal. Ve ayrıca adam dövdüyse, çocuk düşürdüyse ağır cezada yargılanması lazım. Cinayete tam teşebbüs. Taammüden. Taammüden. Cinayete tam teşebbüs. Yani bunun açıklaması yok. Adam bile bile vuruyor. Ve ağır kanama geçiriyor. Öldüresiye vuruyor. Tabii onu mahkemeler değerlendiriyor. Benim kendi görüşümü söylüyorum. Mustafa Karataş'ın o videosu vardı. İzleyiciyle yaptığı konuşma.